kıymetli sanatçımız nasıl, bizim faaliyet alanımızı nasıl, biz onu beğendik. Evet, sesi de zaman gayet güzel böyle yakıyor ediyor. Zaten kendisi... Faaliyet alanımızı nasıl kendisi değerlendiriyor, bir de o konu hakkında bir bilgi alalım eğitimle alakalı. Ben baştan söylemek istedim. Şimdi hiçbir zaman, zaten hadis-i şerifte de var. Evet. Yapılan hayırlar hiçbir zaman reklam bazında değildir. Ben sene bu dördüncü konser olarak, yani Gaz Osman Paşa, sevgili Gamze Arses, sevgili sanatçı arkadaşım düzenlemişti. Onunla beraber dört tane engelli konsere girdik. Trabzon Dernek Başkanı var, Gaz Osman Paşa'yı biliyorsanız. Onlarla bir araya geldik. Kendim de Doğu Beyazıt, hem şey olarak yani dernek başkanı, engelli değil, yani normal dernek başkanı, 730 tane üyemiz var. Üye içerisinde de bizim de yakın, yanılmıyorsa 12 tane engellerimiz var. Tabii yani sizin gibi daha bu işe gönül veren insanlarla bir araya gelmek büyük bir şeref. Estağfurullah. Bülent Bey, siz de eğitim alıyorsunuz değil mi müzik konusunda? Tabii. Kimden alıyorsunuz? Aslında şu anda biraz da heyecanımı, açıkçası iyi ki söyledin, sevgili Ceylan Bozdoğlu karşımda. Şimdi evet, bir insanın ustadın karşısında okup da acaba hata yapar mıyım gibisinde tereddütlü evet olmak. Biraz diyorsun, biraz kastım kendimi. Emin ol. Sahnede hiç bu kadar heyecan yapmıyorum. O kadar kişinin karşısına çıktığımız asla yapmıyorum. Burada bir insanın karşısında demek kilitleniyormuşuz. Estağfurullah, evet, gayet güzel. Yani. Çok güzeldi gerçekten. Kendisine çok teşekkür ederim. Gerçekten Ceylan Bozdoğlu, yani çok emeği var bende. Hala da devam ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizim de programımıza konuk oldu. Burada gerçekten engellilerle ilgili konulara o da duyarlılık gösterdi ve bizle birlikte yayınımıza katıldı. Ya, Türkiye'de bu genel bir... Bence de hocam bu daha yani mavi kapak güzel bir şey. En azından yani maddisel bir kenara bırakarım. O anda o insanı hatırlayabiliyorsun. Engelli bir vatandaşın yani devamlı aklında yani düşün. Bu evet, ne kadar önemli bir şey. Saat gibi yani... Tabii. Tabii yani bu bir hatıram yani. Bence bir maddiselden ziyade bir devam, insanlar birbirine haberi olması diye. Ben bir noktada bir de geri dönüşümü var bunun yani arka planda. Bir ikinci çevredeki temizlik var. Yani, tabii ki canım yani.